Klavye kullanmadan domateslerle piyano çalmak üzerine tanımlanmış bir proje. Yöremizde domates de yaygın olduğu için ilgi çekmek amacıyla domates kullandık. Malzeme olarak da iki çeşit biber kullandım. Acı ve kırmızı biber. İsmim Zeliha Öztürk. Acı biber reçeli yaptım ben. Acı biber reçelini yapmamdaki amaç acı tüketemeyenlerin biberlerin faydalarını alabilmesi için ve biberlerin faydalarını alabilmesi için. İcat ettiğimiz boy ölçer. Bunda daha hızlı olmak için metre kullanmadan, saçına değdirmeden burada boy ölçerimizin şablonu var. Altına geçiyoruz. Gözün altına tam hizaladıktan sonra buradaki tuşa bastığımızda 1.85 olduğunu daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyoruz. 1.85, 1 santim falan arada kayıyor. O da saçın içindeki göz sesi gönderdiğinde saçın içinde bazı algılamıyor, onun için oluyor. Sıradaki projemiz akıllı gözlük. Bu gözlük sayesinde görme engelliler bir yere çarpmıyorlar. Bu gözlük 100, 70, 35, 18 ve 9 santimlerde ötmeye başlıyor. Bir cisme yaklaştığımızda yavaş yavaş ötüyor. Tamamen yaklaştığımızda daha çok cisme artıyor ve bu sayede görme engelliler bir yere çarpmıyorlar. Yapmış olduğumuz araçlarımız karanlıkta hareket etmiyorlar. İçerisindeki ışığa duyarlı diyotlar sayesinde ışık tutulduğu zaman harekete geçiyorlar. Şimdi yani böyle hareket ediyorken örneğin ışıkta hareket ediyor, karanlıkta duruyor. Böyle bir diyotlar sayesinde ışıkta hareket ederken karanlıkta duruyorlar. Hani öyle diyotlarından dolayı. Böyle bir proje hazırladık biz de. Bu projemizde modüllerimiz var, kitaplarımız 20-23 tane kadar. Hani bunları daha kolay olması için bilgisayarımızda kendimiz proje yaptık. Daha kolay bir şekilde hem internet olmadığınız zaman da çalışıyor. Bu proje ile okul öğrencilerine yazılı, sesli ve görsel hikaye anlatım amaçlanmıştır. Rağmen annesinin de rızasını alarak çobanlığa başlamış. Meğer kendi başlığı bu. Bunun genel sorular var. Hafıza onu. Diğer bir deyişle adı alfabeyi öğreniyorum.
video aşamasında orada hem nesneleri hem harfleri nasıl olduğunu aklıyla beraber üretiyor. İkinci aşamada da yarışmamız var. Yarışmamızda seslerini söylüyor. Yanlış ses söylediği anda gitmiyor ama doğru sesi söylediği zaman başka bir sayfa ilerliyor. Dünyaca ünlü olan bir oyunu hani biz de yapmak istedik. Kendi stilimizle, kendi şeklimiz, kendi yaptığımız, yapabildiklerimizle yapmak istedik. Sorular geliyor. Doğru cevap verdiğiniz sürece geçiyor. Yanlış cevaplar. Biz mesafe ölçer yaptık. Metreyle bir uzunluğu ölçerken zorluk çekmesin diye bunu başımıza böyle taktığımız sürece burada gördüğünüz sensör gözler sayesinde mesela karşıdaki cismin mesafesini bize buradan söylüyor. Bir devre kullandık. Bu oyundaki amaç küçük yaştaki çocukların bilgisayar kullanım oranlarını azaltıp böyle daha hafızasını geliştirmek. Yanlış yaptığımızda da kaybediyoruz. Okulumuz öğrencilerin dikkatini arttırmak için yapılmış bir proje. Dikkat bozukluğu olanlar için farkı bulduğumuzda böyle basınca şeyler oluyor. Klavye olmadan bir oyunu oynayabileceğimizi göstermektedir. Bunu asıl amacımız aslında evimizde elle değil de ayaklarımızla da oynamak için tasarlamıştık. Ama ayakkabılarımızdan statik elektrik geçmediği için biz de böyle elimizle oynamak zorunda kalıyoruz. Aslında evde kendi yaparak böyle tasarlayarak ayaklarımızla da oynayabiliriz. İki gruptan oluşan çocuklara hangi hayvanların ne yediğini göstermek için sosyal ve duygusal olarak geliştirmeye yarayan bir oyundur. Yaptık. Bunu okul öncesi çocuklar için yaptık. Bu proje sayı sayma çocuklara, el ve göz koordinasyonu, renkleri öğrenmek amaçlı yapılan bir şey. Yöremizin geri kaynağı olan domates farklı bir alanda kullanmak için domates reçelini geliştirdik. Ayva turşusunu yaptım. Ayva turşusunu yapmamızın amacı da ayva turşusu ayvamız her geçen gün ülkemizde üretilmektedir. Biz bu ayvayı yaz aylarında da tüketebilmemiz için ayva turşusunu yaptık. Soğuk bir şeyler olsun diye ve şeker hastaları bunu tüketemediği için reçelini biz ayva turşusunu yaptık. Bizim yaptığımız her ürünümüz, toplam 19 tane projemiz bulunuyor. 21 öğrencimiz tarafından gerçekleştirildi. Hepsi insan sağlığına yararlılığı artırabilmek, çeşitliliği, kaliteyi, çekiciliği artırabilmek için amaçlanmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle de seçeneklerimizin artmasıyla bizim ürünlerimizin ileride raflarda görülebilecek ürünler olduğunu düşünüyoruz. Okulumuz 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarına destek programı kapsamında
bilişim teknolojileri, gıda teknolojisi ve çocuk gelişimi alanında projeler üretmiştir. Toplam 40 projesi vardır. Projemizde en çok ilgi çeken ürünler ise acı biber, domatesin sesi, patlıcan reçeli, domates reçeli, ayva turşusu gibi projeler ilgi görmüştür. Bilişim alanında en çok domatesin sesi çalışması ilgi görmüştür. Domatesler sayesinde piyano çalmışlardır. Daha sonra boy ölçer aracımız vardır. Bir de görme engelleri için görmede yardımcı olacakları bir cihaz üretilmiştir.